Yatırım uzmanı Neslihan İsil. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, teşekkürler. Yeni asgari ücreti siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere son 50 yılın en yüksek oranı olması itibariyle ben yeterli ve iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Eminim herkesi memnun etmiştir diye düşünüyorum rakamın. Peki bu rakam yani %50 bir artış tabii ki bu olumlu. Piyasalara Evet. nasıl yansır bu? Yani siz bu konuda nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz bize? Yani şöyle, asgari ücretin bir kere çalışanı memnun etmesi çok çok önemli. Bu takdirde insan, yani sonuçtaki iç piyasadaki hareketliliği de arttıracağını düşünüyorum. Çalışan memnuniyeti açısından işveren için de iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü çalışanların daha motive olması açısından çok memnuniyet verici olduğunu düşünüyorum ben. Ayrıca bu gelir ve damga vergisinin de kalkması hem işçi tarafında hem işveren tarafında bir rahatlamaya sebep olacaktır diye düşünüyorum. Peki işveren açısından bir durum değerlendirmesi yaparsak ona ne dersiniz? İşveren açısından da bu belirli, zaten şöyle, brütte işverene yansıyacağı rakam 5.879 lira. Onun da 775 TL'si SGK primindeki işveren primine aktarılacak. İşverene de ben çok açıkçası kötü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle, zaten enflasyon nedeniyle belirli bir zam verilecekti. Asgari ücretin belirlenerek artması, daha doğrusu işverenin de yükünü hafiflettiğini ve yönünü daha iyi belirlediğini düşünüyorum. Onların da işini kolaylaştırdığını düşünüyorum. Çünkü konuşulan %20-25 arasında bir zamdı. Özel sektörde de maaşlı çalışan insanlar için. Sonuçta asgari ücretin artması herkes açısından iyi olduğunu düşünüyorum. İşveren açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Peki bugün işverenlerden bazılarıyla da ben görüştüm bu konuyu. Belki siz de bu konuda bir yorum yapmak istersiniz. Şöyle dediler. Asgari ücretin bu artışı, bu hani büyük orandaki artışı bizim açımızdan da olumlu. Çünkü niye? İşçiye daha fazla kazandırırsak, mutlu olursa işçi daha çok kazanacak ve daha çok Evet. çalışacak. Ve bunun da bize Evet. yansıması iyi olacak dedi. Bunu söyleyen işverenler. Yani siz bu konuya katılırsınız herhalde. Sizin yorumunuz nedir buna? Evet, ben de onu demek istiyorum. Zaten hani genelde iç pazarı hem hareketlendireceğini ve alım gücünün biraz daha artmasıyla insanların biraz daha rahatlayacağını düşünüyorum. Ve işveren açısından da daha motive olacağı için çalışanlarından daha iyi verim alacaklarını düşünüyorum. Evet. Şimdi peki herkesin merak ettiği bir başka konu var. Onu da size sormak isterim. Kur ve faiz tartışılıyor bir süredir, birkaç aydır. Döviz tarafı bunu nasıl karşılar? Daha sonra borsa kısmını da soracağım ama isterseniz önce piyasadan başlayayım. Yani döviz ve faiz noktasında nasıl karşılayacak piyasa bu asgari ücret artışını? Yani ben orada yani son dönemde kurda çok dalgalı ve biraz da hani ben biraz da spekülatif hareketler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla asgari ücretin değerlendirmesini kur üzerinden yapmanın çok doğru olduğunu da düşünmüyorum. Herkes şimdi dolardaki artışla birlikte işte dolara göre o zaman asgari ücret hala düşük kalıyor diyenler var. Ama sonuçta biz Türk lirası kullanan bir ülkeyiz. Dolayısıyla harcamalarımız da Türk lirası, aldığımız maaşlar da Türk lirası. Dolara bakarak değerlendirme yapmak çok doğru olur diye düşünmüyorum. Sonuçta bu enflasyonla ilgili kısmın da en kısa zamanda düzeltileceğini, belirli şeyler olduğunu, çünkü televizyonlardan da herkesin izlediği gibi belirli alanlarda stokçuluk yapıldığı için zaten gıda tarafında ve belirli başlı sektörlerde haksız bir artışın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani insanların şikayeti şu: bugün markete gidiyoruz, etiket değişiyor, yarın tekrar etiket değişiyor. Sonuçta bu kadar hızlı bir değişim olmadığı açık. Ve bu kısımda da bir takım sonuçta bu durumdan fayda sağlamaya çalışanların olduğu da açık. Dolayısıyla dolara bakarak değerlendirme yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum.
Peki borsa noktasında yani önümüzdeki süreçte daha doğrusu geçtiğimiz dönemde borsada hep rekorlar gördük. Şimdi asgari ücretin Evet. artışından sonra borsa nasıl satın alacak bu işi? Yani ben bugün asgari ücret açıklandıktan sonra açıkçası alımların hızlandığını hep beraber gördük. Dolarda da tabii ki bir yukarı gidiş oldu ama sonuçta borsa tarihi rekorları tazeliyor şu an. Ben alışların da devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle bugün yabancı para girişinde bayağı bir artış olduğunu hep beraber gördük. Bu da Bu önemli bir şey. karar Bu karardan sonra yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam rakamı 500 milyon dolar civarında ve daha fazlası bir para girişi olduğunu gözlemledik. Bu da önemli bir bilgi. Peki o Evet, zaman şöyle evet. şu bitirmeden son bir şey daha sorayım. Öyle Tabii. veda edelim isterseniz. Tabii. Önümüzdeki süreçte madem bu olumlu yani gördüğümüz kadarıyla piyasalar tarafında, işveren, işçi tarafında olumlu karşılandı. Ufak tefek bazı eleştiriler var onu bir kenara koyarak. Önümüzdeki süreçte ekonomik verilerle beraber değerlendirdiğimizde geri dönüş nasıl olacak? Dönüş derken yani asgari Geri ücretle dönüşten kastım ilgili şu, yani ekonominin çarkları açısından faiz, kur, efendim işte borsa hepsini tek tek konuştuk ya başlıklar halinde. Şöyle bir genel bir cümle kuracak olursak ne dersiniz? ben borsanın biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü dolar bazlı şirket değerlendirmeleri yapıldığında dolar bazında hala ucuz olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki ara ara kâr realizasyonları gelebilir. Ama bu seviyelerde dolar alınması taraftarı açıkçası değilim. Tabii ki hani gidebilir ama ben tamamen biraz spekülatif olduğunu düşünüyorum dolardaki çıkışın. Çünkü borsada bir tabir vardır. Hiçbir şey sonsuza kadar yukarı fiyatlanmaz ya da hiçbir şey sonsuza kadar aşağı fiyatlanmaz diye. Dolayısıyla orada da bir doyum noktasına ulaşılacaktır. Bir de şunu eklemek istiyorum. Sadece dolar bizim ülkemizde yükselmiyor. Bu Fed'in varlık alımını azaltması sürecinden sonra bu kararı aldığından beri genel olarak dünya piyasalarında da genel dünyada da değer kazanıyor. Bizdeki biraz daha farklı ve spekülatif olduğunu düşünüyorum. Ama mutlaka bütün fiyatların kısa zaman içerisinde yerli yerine belli bir doyum noktasına ulaşarak yerli yerine oturacağını düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.